Yani bir toplum tasavvur ediyorsun, bir ulus tasavvur ediyorsun, bir millet tasavvur ediyorsun, onu tasarlamaya çalışıyorsun. Ne ile tasarlamaya çalışıyorsun? Hukuk enstrümanı ile tasarlamaya çalışıyorsun. Bir anayasa çerçevesi çiziyorsun, ona uygun bir siyaset hukuku çerçevesi çiziyorsun, ona uygun seçim hukuku çerçevesi, ona uygun örgütlenme hukuku çerçevesi çiziyorsun. Dikkat edilirse burada esas olan şey bir tasavvurun hukuk yoluyla hayata geçirilerek toplumun şekillendirilmesi, siyasetin şekillendirilmesi, toplumsal dinamiklerin yönetilmesi meselesi. Bu mühendislik burada negatif anlamda işleyen, yani toplum karşıtı işleyen, millet karşıtı işleyen bir mekanizma üretme anlamında bir mühendislik. Demokrasiyle bağdaşması da zor. Tabii legalite ortaya koyuyorlar sistemle birlikte. Tabii, öyle tabii, gösteriyorlar. Tabii. Yani düşünün, Türkiye'nin vesayet meselesini biz tartıştığımızda, gene onları tartışacağız. Bizdeki vesayet odakları dediğimiz şeyler hukuk dışı odaklar değildi ki. Hukuksal yapılar üzerinden, kurallar üzerinden ve kurumlar üzerinden oluşturulan vesayet yapılarıydı. Düşünün, 82 Anayasası'na itibaren biz hep bunu tartıştık mı? Bizim gençlik dönemimizde 82 Anayasası'na hayır dedik ama halkımız büyük bir sağduyuyla evet dedi. Çünkü darbecileri göndermek için ona evet demesi gerekiyordu. 83 seçimlerinde de darbecilerin kefil olduğu partiyi sandığa gömdü. Özal başkanlığında Anavatan Partisi'ne 83 seçimlerinde iktidarı verdi. O tarihten itibaren aslında biz bir reform gündemine sahibiz. Türkiye bir reform gündemine sahip. Yani Türkiye'nin reform gündemi bir olağan gündemdir. Yani Türkiye'nin reform gündemi zaman zaman aktüelde öne çıkan ya da aktüel ihtiyaçlarla öne çıkan bir gündem değildir. Türkiye'nin realitesinden kaynaklanan, siyasi tarihinden kaynaklanan, geçmişinden kaynaklanan bir olağan reform gündemi vardır. Zaten bu reform gündeminin bizi getirdiği bir takım noktalar var. O noktada nedir? Demokrasi mücadelesi, demokratikleşme süreci, aynı zamanda devlet içindeki kurumsal egemenliği tasfiye etme süreci. Bunların detaylarına girmeyelim ama böyle bir süreci hatırlamak lazım bugünün reform gündemi içinde. Şimdi zaten olağan reform gündeminin ortaya koyduğu yeni aşamalardan söz etmemiz lazım. Ha, birdenbire ortaya bir reform çıktı değil. Mesela insan hakları eylem planına ilişkin ilk yaklaşım ne zaman ortaya çıktı? 2014'te biz insan hakları eylem planı yayınlamışız. Fakat o 2014'te yayınladığımız insan hakları eylem planı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararları üzerinden hazırlanmış bir plan. Ondan sonra biz 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımız neyi açıkladı? Yargı reform strateji belgesini açıkladı. Orada ne denildi? İnsan hakları eylem planı da hazırlanıyor denildi. Demek ki zaten bir düzen içerisinde, bir aşamalı süreç yönetimi içerisinde bu reform adımları atılıyor. 2 yıllık bir hazırlıktan sonra ortaya ne çıktı? İnsan hakları eylem planı çıktı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.